Evet, 16. denemede kalmıştık. Bugün 3 deneme daha çözüyoruz. Seri bir şekilde, hızlı bir şekilde başlayalım. İlk sorumuz neymiş? Türk Medeni Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi bir kısıtlama sebebi oluşturmaz? Şimdi biz birini kısıtlattırabilmemiz için elimizde belli deliller olması lazım arkadaşlar. Yani keyfe keder dur seni kısıtlıyorum diye bir şey yok. Akıl zayıflığı, akıl hastalıkları, kötü yaşam bunlar bir sebep. Savurganlık sebep. Yaş küçüklüğü bir kısıtlılık değil, ayırt etme gücünü etkiler arkadaşlar. Tamam. Ama yaşlılık deseydim, yaşlılık bir kısıtlılık sebebi olarak karşımıza çıkabilirdi. Geldik ikinci sorumuza. Bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte olan yazılı hukuk kurallarından kaldırılmış olana ne ad verilir? Bakın belli bir zamanda varmış. Bu cümle beni çok ilgilendirmiyor. Şurası çok ilgilendiriyor. Şu an ne olmuş diyor canlar? Kaldırılmış yani uygulanmıyor. Mesela bizim 1961 anayasını düşünün. 1961 anayasası şu an varlığını devam ettiriyor mu? Hayır. Nedir o? Kaldırılmış. Kaldırılmış olan şeye ne deriz? Tarihi. Ama şu an mevcut da devam ediyor. Mesela 82 anayasası. Ona ne deriz? Mevzu. Tamam. Hem yazılı hem yazısız kaynaklara ne deriz? Dogmatik, müspet dediğimiz hukuk dalı deriz. Olan değil olması istenen deseydi ideal, doğal derdik. Yani 2 de cevap, B şıkkı. Gelelim 3. sorumuza. Türk anayasa tarihi içinde yürürlükte en az süre kalan anayasa aşağıdakilerden hangisidir? Ki aralarında bir matematiksel işlem yaptığınızda çok rahat bulabilirsiniz. Çünkü 1921 anayasası burada en az süre hayatımızda kalan ki diğer anayasalardan farklı olarak 21 anayasası için ne de diyebilirsiniz arkadaşlar? Yumuşak ve aynı zamanda da baktığınızda tek yumuşak anayasamız ve tek çerçeve anayasamız. Yumuşak demek değiştirilebilir. Çerçeve demek kısa ve öz yapıya sahip anayasamız demektir. Tamam. Geldim şimdi hemen 4. sorumuza bakalım. 1982 anayasına göre aşağıdakilerden hangisi TBMM tarafından karar verilen bir işlem değil. Hadi gelin bir bakalım. Silahlı kuvvetlerin kullanılması ile ilgili. Evet. Özellikle TSK'nin kullanılmasına karar veren, Cumhurbaşkanı izin veren meclistir arkadaşlar. Ülkemizde genel af yine meclis tarafından. Para basılması zaten parasal konular meclis. Olağanüstü halin ilanı diyor. İlan eden ki tek seferde en fazla hatta ilan edebilecek olan kimdir? Cumhurbaşkanıdır. Seçimlerin ertelenmesine meclis karar verebilir. Ama olağanüstü hal ilan etmede meclisin yetkisi yoktur. Cumhurbaşkanının yetkisi vardır. Cumhurbaşkanı 6 ay ilan eder. Uzatmaları ise meclis yapar. Meclis 4 ay uzatabilir. Ve bu dönemde çıkarılan o hal Cumhurbaşkanlığı kararnamelerin onaylanması ise 3 aylık süredir. Evet, gelelim şimdi bir de 5. sorumuza hemen bir bakalım. 82 anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi devlet denetleme kurulunun özellikleri arasında gösterilemez? DDK. DDK Cumhurbaşkanımızın her şeyidir canlar. Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulmuştur. Biri başkan olmak üzere toplam 9 üyesi vardır. Amacı idari yapıyı denetlemektir. Cumhurbaşkanımızın isteği üzerine yargı organları da dahil her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yapar. Saçma değil mi? Yargıyı nasıl denetlersin sen? Kimsin? Bir kuruluşsun sonuçta. Gelip yargıyı denetleyebiliyor olsan o zaman hukukun, mahkemelerin bir anlamı kalır mı? Kalmaz. DDK'nin tüm başkan üyelerini tabii ki Cumhurbaşkanımız seçer. Ondan yana sıkıntı yok. Evet. Şu an sınavdasınız ve bakalım kaç netiniz çıkacak. Hadi bakalım. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını aşağıdakilerden hangisi seçer? Değerli arkadaşlarım, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı özellikle savcılık kimliği noktasında en yüksek mertebedir. Bugün Yüce Divan'da savcılık görevini de kendisi yerine getirir. Hatta bugün Cumhurbaşkanımızı bile tek yargılayabilecek olan kişidir. Acaba bu kişi kim tarafından seçilir? Evet, Cumhurbaşkanımız tarafından seçilmektedir. Geldim 7. sorumuza. Türk idare hukukunda il özel idaresinin başı hangisidir? İster il özel olsun, ister il genel idaresi olsun. 81 adet ilimiz bulunmaktadır.
ve bunların 30 tanesi Büyükşehir Belediyesi'dir. Büyükşehir Belediyelerinde il genel idareleri var iken 51 diğer ilde il özel idareleri vardır ve her ilin başında vali bulunur. Yetki genişliğine de sahip olan kişidir ve aynı zamanda not et, ilde devletimizi temsil eden tek kişidir. Geldik 8. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi arasında idari vesayet ilişkisi vardır? Güzel. Şuraya hiyerarşi, şuraya da idari vesayet diyelim. Değerli arkadaşlarım, hiyerarşi ve idari vesayet ilişkisinde şuna bakacaksınız. Hiyerarşiler, merkezi yönetim dediğimiz yapı ile merkezi yönetim yapıları arasındadır. Ya da ast-üst ilişkisi olan, aynı dairede ast-üst ilişkisi olanlar arasındadır. Ama merkezi yapıyla yerinden yönetimin ya da bu yerinden yönetimlerin kendi yapıları içerisindeki ilişkiye ise biz ne deriz? İdari vesayet deriz. Hadi şöyle bir bakalım. Cumhurbaşkanımız nerede? Başkentte, merkezde yani. İçişleri Bakanı o da merkezde. O zaman ne? Hiyerarşi. Üniversite, fakülte. Fakültenin bir tüzel kişiliği yok, üniversiteye bağlı. O ne? Ast, üst. Ast, üst o zaman ne? Hiyerarşi. Belediye başkanı, belediye personeli. Ast, üst. O zaman ne? Hiyerarşi. Bakan, bakan yardımcısı. Ast, üst. Aynı dairedeki. YÖK nerede? Hizmet yerinden yönetimde. Yani yerinden yönetim. Üniversite, o da yerinden yönetim. Yerinden yönetimler nedir? İdari vesayet ilişkisidir. Bunun en kolay yöntemi de budur. Ne kadar basit ve güzel bir soru oldu. Tamam. Tekrar diyoruz. Hiyerarşi ve idari vesayet ilişkilerini bulmanın en güzel yöntemi budur. Ki merkezi yönetim ve yerinden yönetimlere dikkat edin. Merkezi yönetimlerde başkent ve taşramız, yerinden yönetimlerde ise yerel ve hizmet dediğimiz yapılarımız bulunur. Geldim vatandaşlıkla ilgili son soruma, sonra güncellere geçeceğiz. Memurların bulunduğu kademeden en üst kademelere kadar yükselmesi hangisiyle açıklanır? Bakın ne diyor? Yükseliş. Bu yükselişte bilgi, beceri gibi kelimeler kullanılıyor mu? Ya da bir yetenekten bahsediyor mu? Hayır. Tek yönlü bir ilerleyiş olduğu için cevabımız kariyerdir. Bilgi, beceri, yetenek deseydim liyakat esası derdik. Evet, vatandaşlık bitti. Ve eminim 9'da 9 yaptınız. Şimdi gelelim nereye? Güncel. Bakın günceli çok önemseyin. Farkındaysanız her gün 3'er denemede güncel çözüyoruz aslında. Çok değerlidir. Her günceli not etmenizi isterim. Güncelde de lütfen güncel çalışmayın. Genel kültür, eski yıllar bunlar daha çok önemli. Bazen şey diyorsunuz hocam ya bu ayın günceline de bakalım mı? Oğlum ben sana diyorum ki sonra 2 yılın bakma. Sen diyorsun ki bu ayın bakalım mı? Bak ben YouTube'a güncel bilgiler videoları yüklüyorum. Bu ay şu ay diye. O ayın değil. Her ay bir güncel yüklüyorum aslında sana. Tamam? Onları izleyin YouTube'dan. Hadi başlayalım bakalım. İlk güncel sorusu. Bismillah diyelim. Tevekkül önemli canlarım. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin genel merkezi nerededir? Özellikle uluslararası kuruluşlarla ilgili sorular gelir. Son 2-3 yıldır gelmiyor. O yüzden artık bekliyorum, gelmesi gerekiyor çünkü. BM biliyorsunuz ki tüm dünyada güvenliği, barışı sağlayabilmek adına kurulmuş. 2. Dünya Savaşı'nın galip devletleri tarafından kurulmuş. Ve şu an için 193 adet üyesi olan ve 5 tane de daimi üyesi olan, ki bu 5 daimi üyeyi Cumhurbaşkanımız hep söyler. Dünya 5'ten büyüktür. Atıfında bulunur. O 5 ülkeyi de not edin. Fırça'dır. Fırça. Fransa, İngiltere, Rusya, Çin, ABD. Peki diyor ki genel merkezi nerede? Evet, genel merkez nerede bulunuyor? New York'ta bulunmaktadır. Geldik günceldeki diğer sorumuza. 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda mücadele ederek altın madalya kazanan sporcumuz. Kendisini tebrik ediyoruz. Yasemin Adar Yiğit. Spor, benim beklentim bu yıl spordan bir adet soru bekliyorum ki ders bittiğinde güncel bilgi çalışmasında bizim kitabınızdan güncelle ilgili çalışmada yaptıracağım sizlere. 12'ye geldik. MFÖ grubunun üyesi, müzisyen, sinema ve dizi oyuncusu olan ve 2023 yılında hayata gözlerini yuman kişi, ki aramızdan ayrılan, Allah rahmet eylesin diyelim,
Kimdir o da arkadaşlar? Raif Özkan Uğur. Mazhar Fuat Özkan grubu arasında yer alıyordu. Geldim 13'e. 2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nda aşağıdaki ülkelerden hangisinde yapılmıştır? Evet, Türkiye'de yapıldı ve Türkiye şampiyon oldu ki yine bu sene yapılan şampiyonada da yine Ampute'de Türkiye tüm rakiplerini yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Devam edelim. Gelelim bakalım 14'e. Kasım 2021'de 1800 yıllık demir maskenin bulunduğu Hadrianopolis antik kenti hangi ilimizde yer almaktadır? O demir maske Karabük ilinde yer alıyor arkadaşlar. Cevap Edirne. Gel bakalım son soru. Türkiye'nin ilk Avrupa'nın da en büyük hibrit enerji santrali hangi ilimize açıldı? Nerede? Bingöl'e açıldı arkadaşlar. Belki de Bingöl'deki arkadaşlarımız bilmiyor. Gidin görün lütfen. Sizin oraya açılmış. Evet, ilk denemeyi bitirdik. Şöyle bir kendinizi görmüş oldunuz. Hadi bakalım girdik sınava ve ÖSYM karşımızda kitapçıkları getirdi. O poşeti yırttık. Ve ilk soru vatandaşlıkla başlıyor. Ne sormuş? Bakalım ne yapacağız? Yasal mirasçılık, miras bırakının iradesine bağlı olmayan ve miras bırakının ölümü üzerine doğrudan kanundan kaynaklanan bir miras hukuku statüsüdür. Türk Medeni Kanunu'na göre o zaman aşağıdakilerden hangisi yasal mirasçılar arasında gösterilmez? Şimdi yasal mirasçı bir de atanmış mirasçı var. Yasal haliyle benim soyumdan oluşandır. Çocuğum ya da benim eşim ya da annem, babam ama baldızım benim neyim ki sonuçta? Ona niye kalsın? Cevap Edirne. İkiye geldim. Vergi hukuku kapsamında kamu kurumu niteliğindeki ekonomik ve sosyal meslek kuruluşlarının ürettikleri mal ve hizmetler dolayısıyla kendi üyelerinden aldıkları paraya ne ad veriliyor? Bakın dikkat edin. Bu önemli bir vergi türlerinden biridir arkadaşlar. Bu vergi tipine üyelik aidatı diye de geçeriz. Nedir o? Parafiskal gelir diye ifade edilir. Harç nedir? Onu da konuşalım. Harç hizmet bedelidir. Resim bir şeyin yapılmasına izin alma karşılığı ödenen vergidir. Peştemallık, şerefiye tarzı vergilerdir. Bu da değer farkı yaratan şeylerdir. Mülk ve teşebbüs geliri ise devletin malını kiralamasıdır. Yap, işlet, devlet modeli tarzı taşır. Üçüncü soruya bakalım. 82 Anayasası'na göre genel seçimlerde ülke genelinde geçerli oyların en az yüzde kaçını geçen siyasi parti milletvekili çıkarabiliyor? Yani ülkemizin bir seçim barajı vardır. Ve bu barajı geçersek biz meclise girebilir, en az 20 milletvekiline sahip olur ve siyasi parti grubu olabiliriz. Ülkenin seçim barajı %7'dir. Ama Cumhurbaşkanlığına adaylık deseydim %5'tir. Ülkemizin hazine sisteminden yararlanması, yani partilerin hazineden yararlanması için %3. Yazdın mı? 3, 5, 7. 3 neymiş? Hazine. 5 neymiş? Cumhurbaşkanlığına adaylık. 7 neymiş? Ülkemizin seçim barajıymış. Devam ediyoruz. Hemen gel bakalım 4. soruyu görelim. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurul üyesi değildir? Değerli arkadaşlar, mantıklı gidelim. Şimdi MGK benim güvenliğimle alakalı bir kuruluştur. Haliyle bu güvenlik kuruluşunda yer alacaklar benim güvenliğimi sağlayabilecek olanlar. Hava Kuvvetleri Komutanı, sadece hava değil, deniz, hava, kara hepsi, jandarma yoktur. Genelkurmay, Adalet, Yardımcılar, İçişleri, Dışişleri, Milli Savunma Bakanı, bunlar var. Ama meclis başkanı, sen ne gibi benim güvenliğimden sorumlu olabilirsin ki? Tabii ki sen yoksun. Geldim 5. soruya. Yukarıdakilerden hangilerinin Danıştay'a üye seçme yetkisine sahiptir? Danıştay, idari, devlet. Bunun 4'te 1'ini Cumhurbaşkanımız, 4'te 3'ünü ise HSK seçer. Yargıtay deseydi Yargıtay'ın hepsini tek başına HSK seçiyordu. O zaman Cumhurbaşkanıyla HSK'yi alacağız ve buna uygun cevap da B şıkkında var.
Gelelim bakalım 6. sorumuza. Bir insan hakları sorusu. Aşağıdakilerden hangisi insan hakları özellikleri arasında gösterilemez? İnsan hakları evrenseldir. Tabii ki insanın olduğu her yerdedir. Kullanmakta herkes eşittir, kayırma yoktur. Doğuştandır, yani tam ve sağ doğumla kişilik başladığı için haklar da başlar. İnsan hakları nispi olamaz, mutlaktır, herkese karşı ileri sürerim. İnsan hakları toplum öncesidir, yani kişinin var olduğu dönemde başlar. Cevap D şıkkı oldu, nispi değil, mutlaktır. 7'ye geldik. 82 Anayasası'na göre bir ilçenin bir ilden ayrılarak başka bir ile bağlanması hangi yolla olur? Hemen al eline kalemini. Çok önemli bir bilgi sınavda gelir. Soruda bana gelip il, ilçe ve büyükşehir belediyeleriyle ilgili bir şey sorar ise cevap kanun diyeceksiniz. Ama sadece belediyeler ile ilgili bir şey sorarsa, bir yerin belediye olması ya da belediyeden köye dönüşmesi gibi şeyler derse Cumhurbaşkanı. Ama bir yerin sıfırdan köy olması dersek arkadaşlar, o zaman İçişleri Bakanlığı diyeceğiz. Bakın bu cümle çok çok önemli. Bu seneki favorilerimizden biridir. Tekrar ediyorum. Hemen notunu alıyorsun değil mi? İl, ilçe ve büyükşehir belediyeleri ile ilgili her şey neyle? Kanunla. Belediyeler deseydim, belediyeler, Cumhurbaşkanı. Köy dersem de İçişleri Bakanlığı. Şuna dikkat edin. Belediyeden köy, Cumhurbaşkanı sıfırdan köy, İçişleri. Onu da söylemiş olalım. Geldim 8'e. Kamu hizmeti veya tekel niteliği taşıyan teşebbüslerin tamamı veya bir kısmı milli menfaatlerin gerektirdiği hallerde karşılığı kanunla gösterilen esas ve şekillere göre ödenmek şartıyla kanunda belirtilen usullere uygun olarak devletin mülkiyetine geçirilmesi. Yani diyor ki senin bir işletmen var. Örneğin Bayraktar gibi. Sonuçta bu özel bir firma. Artık devlet ben işleteceğim diyor. O zaman ne yapıyor? Özeli devletleştiriyor. He, devlete ait mülkü kişiye verse özelleştirme olurdu. Yasin hocam ya ben devletleştirmeyi kamulaştırmayla karıştırıyorum. Aman ha. Kamulaştırma istimlaklar. Yani senin bir taşınmazın, bir arsan var. Devletin mülküne geçmesi. O kamulaştırmadır. İstimlak emlak deriz. Emlak taşınmazdır. İstimlak ise valizdir. Valizden taşınırlardır. Öyle kodla. Tamam. Hadi bakayım bu denemedeki son vatandaşlık sorusu. Şöyle bir netini hemen kenara yaz. Gülüşe Hanım girdiği kamu personel seçme sınavından istenilen puanı almış ve yaptığı tercihler sonucunda da atanmış. Ataması ikamet ettiği yer dışındaki bir yere olmuş ve bu sebeple Gülşah Hanım yazılı bildirimden itibaren 15 gün içinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen gün işe başlamak zorunda. Evet. Bu süre içinde belgeyle ispatı mümkün zorlayıcı sebepler dışında işe başlamayan Gülşah Hanım ataması iptal ediliyor. Ve bu sebeple kaç yıl süreyle devlet memuru olarak istihdam olunamaz. Yani diyor ki kardeş diyor atanmışsın. Bak 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 ukalaya bak. Atanmış başlamıyor. Aramızda onu yapan arkadaşlarımız var. Atanıp gitmeyen deniz var. Şimdi belki çoğunuz ya hocam nere olursa olsun vallaha giderim diyeniz vardır eminim. Ama bazen öyle olmuyor, gitmiyor. Eğer ki diyor gitmez ise bir yıl bir daha memur olamaz. Yani cevap A şıkkı. Hazır mıyız? Neye? Hadi güncele. Şimdi 6 tane de güncel çözelim bakalım. Türk Soyu tarafından ilan edilen 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti. 2023-2024 neler ilan ediliyor bu tarz sorulara dikkat edelim. Neresi arkadaşlar? Azerbaycan'ın Şuşa kenti ilan edildi. Gel bakalım 11. sorumuza. Geleneksel Türk yağlı güreş turnuvası olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri aşağıdaki illerin hangisinde düzenlenmektedir? Nerede edir ne de düzenleniyor. 12'ye geldim. Brezilyalı roman ve söz yazarı olan Paulo Coelho, Okçunun Yolu adlı yeni kitabını hangi milli sporcumuza adamıştır ki buna benzer soru da çözmüştük. Ki zaten ok deyince de aklı herhalde o geliyor. Kimdir o? Mete Gazoz'dur. Şimdi soğuk soğuk olsa da içsek gazoz. Ne alakası aklıma o geldi. Evet, gel bakalım 13'e. Edebiyat tarihimizde ilk edebi roman olma özelliğine sahip İntiba. Zaten
Bir tane elbet ki edebiyat gelecek arkadaşlar. Edebiyata dikkat. Evet, cevap burada nedir? Namık Kemal'e aittir tabii ki. Tamam. 13'ün cevabı Adana. Hadi kaydırdım hemen yana. Diğer bir güncelimiz. Zaten güncelleri tık 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 çözersiniz. Şu Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşa neden olan bölge neydi? Bak şöyle. Neresidir arkadaşlar? Donetsk. Bitmeyen savaşlar bir tehlike de arz ediyor maalesef. İnşallah tüm giden canlar daha da fazla olmadan tüm savaşlar biter ki özellikle Filistin'de de giden canlarımız için de en azından onları da anmış olalım. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. İsrail gibi Ş nokta gibi ülkeleri de yok etsin diyelim. Gelelim 15. sorumuza. Türkiye'nin ilk insansız deniz aracının adı nedir? Yakında zaten insanları ülkede yok edecekler. Şimdi marketlerde gördünüz mü? Artık kasiyer yok, direkt kredi kartı mekanizmaları koymuş. Ne güzel ya. Artık bizlere gerek yok. Herhalde yakında öğretmene de gerek yok. Her şey bilgisayardan anlatılır. Yaşamaya da gerek yok. Böyle herkes evinde, bilgisayar başında bir şeyler yapacak bu gidişte. Gelen giden teknoloji bizi buraya götürüyor da hayırlısı olsun diyelim. Neyse. Nedir o? SIDA'dır arkadaşlar. Böyle bir güncel bilgiyi de duymuş olalım. Hadi bakalım. Son bir deneme daha çözelim mi? Yorulmak yok. Yorulmak yok. Hadi bakalım. Şimdi sizinle 18. denememizi açıyorum. Ve veda denememiz. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti'nde yer alan ceza türlerinden biri değildir? Ya hapse giriyoruz ya da onun parasını ödüyoruz. O para cezasına ne diyoruz? Adli para. Bir de idari para vardır, onunla karıştırmayın. Adli para hapsin paraya çevrilmesi hakim tarafından bu karar veriliyorken idari uygulama bir polis memurunun gelip size ceza kesmesi. O polis memuru ceza keserken hakim savcı var mı? Yok. O zaman hangisi ceza türlerinden biri değil? Hapislerde süreli müebbet, ağırlaştırılmış müebbet diye ayrışır. Yani ne yok? İdari para cezası diye uygulama TCK kapsamında yok. İkiye geldim. Aşağıdakilerden hangisi bir kimsenin kan ısmıdır? Değerli arkadaşlarım, ısımlık önemlidir. Kan ısmamız kimdir? Allah'ımızın bize sunduğudur. Yani seçemediklerimizdir. Eşini seç. Kayınvalidini özellikle seç. Evlatlık seç. Sıkıntı yok. Baldızın seç, torun seçemezsin ki. Seçemezsin. Tamam mı? O zaman o neyin? Kan ısmı. Diğerlerini de söyleyelim. Peki diğerlerim neyim hocam? Eşin? Eşin hiçbir şeyin. Kayınvaliden? Kayın ısmın. Evlatlığın suni, baldız, kayın, torun da kanın. Eşin hiçbir şeyin derken onu da söyleyelim. Çünkü eşler arasında bir ısımlık olamaz. Anayasanın ilk 3 maddesinde değiştirilemeyeceği hükmü aşağıdaki anayasaların hangisinde kabul edilmiştir? Anayasamızın ilk 3 maddesinin değişmezliği sadece 82'de vardır. O yüzden 82 anayasa diğerlerinden farklı olarak en sert diye geçer arkadaşlar. En katı. Niye? Çünkü değişmez madde sayısı çok daha fazla olduğu için. Geldim nereye? 4. soruma. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından aşağıda verilenlerden hangisi seçilemez? Şimdi TBMM tarafından seçilenler kamu baş denetçisini seçer. Aynı zamanda Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 13 üyesi vardır, 7'sini seçer. Sayıştay'ın tüm üyelerini seçer. TBMM başkanını seçer. Zaten sırıttı. Cumhurbaşkanı yardımcısını kim seçer? Tabii ki Cumhurbaşkanımız seçer. Geldik 5'e. 82 anayasasına göre ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması ve bu sebeple silahlı kuvvetlerin kullanılmasına derhal karar verilmesi kaçınılmaz olması halinde Türk silahlı kuvvetlerin kullanılmasına hangisi karar veriyor? Kendisi başkomutanımızdır. Tabii ki Cumhurbaşkanı. İzni kim verir diye sorsaydık o zaman meclis derdik. Peki savaşta başkomutanlık görevini Cumhurbaşkanımız namına kim yerine getirir? Genelkurmay Başkanı. Genelkurmay Başkanımız başta olmak üzere kara, deniz, hava, tüm silahlı kuvvetlerimizi kim seçer?
Cumhurbaşkanımız seçer. Tamam. Geldik nereye? 6. sorumuza bak, ne güzel sorular. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı hangisi tarafından seçiliyor? Değerli arkadaşlar, Uyuşmazlık Mahkemesi'ne Yargıtay'dan ve Danıştay'dan 3 asil 3 yedek ve 3 asil 3 yedekte Danıştay'dan olmak üzere üyeler seçiliyor. Ama bunlardan eşit seçmemize rağmen sorun çözülmeyince de bir tane başkan seçiyoruz. Nereden? Anayasadan seçiyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesi vardır. Bu 15 üyenin bir tanesi Uyuşmazlık Mahkemesi'nin başkanlığının görevini yerine getirir. Geldim 7. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi mahalli idarelerden biri değil? Bakın, sizin %100 sorunuzdur. Merkezi yönetim, yerinden yönetim. Merkezi yönetimde başkent, taşra, yerinden yönetimlerdeki yerel ve hizmet. Şu yapıyı kesinlikle bileceksiniz. Yani ben size Cumhurbaşkanı nerede dediğimde tık söyleyeceğim. İçişleri nerede dediğimde tık söyleyeceğim. TRT nerede dediğimde tık söyleyeceğim. Bu çok önemli bir şey. Evet, bakalım. İl Genel Meclisi, meclis, encümen nerede? Yerelde. İhtiyar heyeti nerede? Yerelde, köylerde. Belediye başkanı burada. Köy burada. Ama ilçe idare, il idare, şube başkanları nerede onlar? Taşra'da. Mahalli yapıda değil. Gelelim 8'e. 8'e gelelim. İl ya da ilçelerin isimlerinin değiştirmesi aşağıdaki kararlardan hangisiyle olmaktadır? Bakın, az önce bir şey dedim size. Bir önceki denemede de vardı. Soruda tekrar diyorum. İl, ilçe, büyükşehir belediyeleri ile ilgili bir şey soruyorsa, yok adı değişecek, yok oraya bağlanacak. Bunların hepsi kanunla. Belediye dersem Cumhurbaşkanı, köy dersek İçişleri. Hadi bakalım. Vatandaşlık kapsamı ile ilgili veda sorusu. Neymiş o da? Aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarımızın yasaklarından biri değildir? Devlet memuru olarak siyasi faaliyette bulunamazsın. Yasak. Grev yapamazsın. Yasak. Gizli bilgileri açıklayamazsın. Yasak. Ayrıldığın kuruma karşı görev alamazsın. Yasak. Sendikaya üye olabilirsin. Hatta kurabilirsin. Yasak değil. Evet, güncel kısma gelelim bakalım. 6 soruda kaç yapacağız? Yukarıdakilerden hangileri Birleşmiş Milletler'in temel organları arasında gösterilebilir? BM'ye baktığımızda BM kurulunun genel organları arasında genel kurul, güvenlik konseyi, ekonomik ve sosyal konsey, yönetim konseyi, genel sekreterlik ve uluslararası adalet divanı vardır. Yani o zaman ne yok? Avrupa gibi vesaire konseyi gibi şeyler yok. Hangileri gösterilebilir diye sorduğumuz için cevabımız E şıkkı. Gelelim bakalım şuraya. 2022 yılının Ocak ayında hayatını kaybeden Türk oyuncu, senarist, yapımcı ve siyasetçi. 1956 ile 2012 yılları arasında 200'den fazla sinema filmi ve dizileri rol alan, canlandırıcı, sert, mağrur ve haksızlıklara karşı boyun eğmeyen Anadolu kadını karakteriyle tanınan kişiyi sormuşuz. Böyle gözümüzün önüne getirdi. Kimdir o? Fatma Birik. Allah rahmet eylesin diyelim. 12'ye bakalım. Lolan, evet sesim geldi. Lolan kraliçesi veya Lolan güzeli olarak bilinen ve 3800 yıllık mumya nerede bulunmaktadır? Evet, nerede bulunuyor arkadaşlar? Doğu Türkistan'da. Tamam, bak bunlar önemli bilgiler, güzel günceller olur. Hadi bakalım. Geldim diğerine. 13. soruya geldiğimizde Ankara-İstanbul yüksek hızlı trenine seyahat eden Yasin aşağıdaki illerin hangisinden geçmemektedir? Allah Allah. Ankara'dan İstanbul'a gelen birçok arkadaşımız vardır. Ve nereden geçmez? Şöyle bir gözünün önüne getir. Nereden geçemez? Eskişehir olabilir. Sakarya, Bilecik, İzmit, buralar olabilir. Ama nere olamaz? Karabük bu güzergah içinde yoktur. Ne işi var? Oraya da uğramasın. Türk Edebiyatı'nda Dede Korkut ve Beyaz Kartal olarak anılan şairimiz kimdir diye sormuşuz. Bahattin Karakoç, şair, yazar, ressam gelir. Evet, son bir soruya geliyoruz. Avrupa Birliği tarafından tescil edilen
İlk Türk ürünü aşağıdakilerden hangisidir? İlk tescilimiz ne üzerine olmuştu arkadaşlar? Antep baklavası. O zaman inşallah atanmanız ve atandıktan sonra da Antep baklavası bana yollamanız dileğiyle. Günü ve denememizi bu şekilde de bitirmiş olalım. Lütfen bunların bolca analizlerini yapın. Ve güncel bilgiler kısmında da bugün size nasihatim, bizim kitabın güncel bilgiler noktasındaki spor bölümüne dikkat edin. Burada önemli sporcularımız Arda Güler, İbrahim Çolak, Dilek Koçak ya da Başak Mirali gibi birçok isme değindim. Bu başarıları sınavda bekliyorum arkadaşlar. Tamam mı? Bunlara dikkat edeceğiz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hadi dinlenin bakalım. Böyle uyurken de şu sorular aklınıza daha iyi yapışır. Son sorudaki 12. sorum arkadaşlar. Hemen söyleyeyim size. Şu Lolan kraliçesi olan kısmı soruyorsanız Doğu Türkistan. 11'i soruyorsanız da Fatma Girik'te. Tamam. Allah'a emanetsiniz.